Herkese merhaba şifretlet izleyenleri. Bugünkü inceleme konuğum Asus Zenbook 2024. Intel'in yapay zeka destekli 14. nesil yeni işlemcisiyle beraber geliyor. 3K çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip Lumina OLED ekranı var. Hem ince hem de iyi bir pil ömrü. Kısacası pek çok özellikle beraber geliyor. Dilerseniz yeni Zenbook'a bakalım. Ayrıca 14. nesil Intel işlemciler mobilde bizlere neler sunuyormuş. Gelin yakından bakalım. Evet sevgili izleyenler Asus Zenbook 2024 elimde gerçekten çok hafif. 1.2 kiloluk bir ağırlığı var. 14.9 milimetrede bir kalınlığı var. Gerçekten oldukça ince bir bilgisayar. Asus 2024 yılına gerçekten iddialı hazırlandı. Zenbook Duo modelini çekmiştim. Kartlara da ekledim. İzlemediyseniz o videoyu da izlemeyi unutmayın. Zenbook'un çift ekranlı versiyonu. Yani biz bu bilgisayarda 3K 120 Hz OLED ekran diyorsak onda da aynı ekrandan 2 tane var. Bir de taşınabilir keyboard var. İşte normal Zenbook 14 OLED yani ZenBook 2024 de diyebiliriz. Onun tek ekranı normal bildiğimiz Ultrabook modeli diyebiliriz. 14. nesil yapay zeka destekli yeni güçlü bir donanımla beraber geliyor. Şimdi fiziksel özellikleri bir anlatayım. Ardından yapay zeka destekli 14. nesil Intel platformuna yakından bakacağız. Şimdi tasarım detaylarına bakalım. Az önce söylemiştim. Bilgisayarda 3K çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran var. Bu OLED ekran 0.2 milisaniye tepki süresine sahip. Yani çok hızlı tepki süresi sahip bir OLED ekran var ve gayet kaliteli görüntü bizlere sunuyor. Özellikle profesyonel kullanıcılar için renk doğruluğu ve ekrandaki kalite çok önemli. Bu bilgisayarın ekranında sizlere bunu sağlıyor. 14 inç boyutunda 3K çözünürlüğünde yani 2880'e 1800 piksel çözünürlüğünde olan OLED ekran 16'ya 10 orana sahip 0.2 milisaniye gecikme süresi ve 120 Hz yenileme hızı olduğunu da söyleyelim. 400 nit standart bir parlaklığa sahip. Ayrıca HDR ile beraber en yüksek 600 nite kadar çıkabiliyor. DCI-P3 renk gamutunu %100 destekliyor. 1 milyona bir kontrast desteği de bulunuyor sevgili izleyen. Diyenler. Evet, ekran bu şekilde gerçekten ekran çok başarılı. OLED ekranların zaten başarılarını, önemli yanlarını yıllardır sizlere söylüyoruz. Gerçek siyah rengini OLED'de alabiliyorsunuz. Koyu renklerde neredeyse sıfır güç tüketimiyle az güç tüketiyor. Daha ince notebooklar yapmamıza olanak sağlıyor. Yani OLED'in pek çok avantajı var ama bir diğer avantajı da çok parlak, gerçekçi, canlı renkler. Siyahı gerçekten görebiliyorsunuz. Daha tepkime süresi hızlı bir ekrana sahip oluyorsunuz. Özellikle IPS panellerde gecikme süreleri çok daha uzayabiliyor. Yani burada Asus gerçekten iyi bir ekran koymuş. Ekranına bayıldım. Tasarım dedin ekrana geldin diyorsun ama bir bilgisayara baktığınızda ekran da bence artık bir tasarımın parçası. Çünkü en büyük parçası ekran. Ekranın üstüne geldiğimizde şurada fiziksel kızaklı yapıda bir kamera var. Bu kamera hem kızılötesi ötesi hem de kamerayı kapatıyor. Kızıl ötesiyle de beraber Windows Hello desteğiyle yüz tanımayla bilgisayarınızı açabiliyorsunuz. Yüz tanıma hem karanlıkta hem de aydınlıkta gayet güzel ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Baya beğendim. Bu arada ön kameranın Full HD çekim yaptığında söylemiş olayım sevgili izleyenler. Hemen giriş çıkış portlarına bakalım. Sol tarafta bir tane A tipi USB portunu görüyoruz. Bu port USB 3.2 jenerasyon 1. Hemen sağ tarafa da bakacak olduğumuzda iki tane Thunderbolt 4 bağlantısının olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki tane Thunderbolt bağlantısı USB Type-C formunda ve buradan görüntü çıkışı da alabiliyorsunuz. Yani monitörde bağlayabiliyorsunuz buradan. Bir tane de HDMI 2.1 bağlantısı bulunuyor. Onu da hemen göstereyim sağ tarafta. Normal boyutta olduğu için herhangi bir şekilde dönüştürücü kullanmadan yine buradan da görüntü çıkışı alabiliyorsunuz. Yani iki tane Thunderbolt Type-C formunda ve bir tane de normal HDMI üzerinden olmak üzere 3 ekrana görüntü verebiliyorsunuz bu notebook'ta. Bir de 3.5 milimetrelik combo ses yakınında olduğunu söyleyelim. Yani hem mikrofon hem de kulaklık ya da ses sistemini fiziksel olarak buradan bağlayabiliyorsunuz. Peki kablosuz bağlantılar. Intel'in Wi-Fi 6E teknolojisini destekleyen 802.11ax çift bantlı wireless kartını kullanıyor ve ayrıca Bluetooth 5.3 desteğine de sahip. Yani oldukça modern bağlantıları da hem kablolu hem kablosuz olarak destekliyor. Evet Touchpad'de de bir klasik hemen numpad alanı var. Orayı açtığınız kapattığınızda bir hesap makinesi olarak. Eskiden tam boy klavyelerin en sağında tuşlar oluyordu tuş takımı. Asus bunu Zen Screen ile direkt Touchpad'in içindeki bir ekran olarak aktarıyor. Çok kolay da açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da işleri yaparken süreci oldukça kolaylaştırıyor. Touchpad'in kullanımını da çok sevdim. Yani bir önceki Zenbook'larınki de kötü değildi ama bu bir Touchpad kullanım detayı yani yeni Zenbook'larda 2024 modellerde daha iyileştirilmiş. Ben kullanırken Touchpad'i de bayağı başarılı bulduğumu söylemek istiyorum. Alttan aydınlatmalı da bir klavye var. Bu klavye de gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Evet tasarımı bitirmeden önce iki tane detaydan da bahsedeyim. Touchpad çok fazla parmak izi bırakmıyor onu da söyleyeyim. Hani Asus hiç parmak izi bırakmıyor diyor ama hani az çok biraz parmak izi hiç çıkmıyor değil. Ama hani çoğu Touchpad'e göre parmak izi bırakmıyor da denilebilir. Yani bir açıdan baktığınızda parmak izi bırakmıyor ama hiç bırakmıyor da değil. O hayalde de gitmiyor arkadaşlar ama hani normal bir piyasadaki touchpadlere baktığınızda bütün parmak izleriniz gözüküyor ama burada o kadarı yok. Ayrıca military yani askeri sınıf sağlamlık sertifikası da almış. Yani titreşim, irtifa, yüksek sıcaklık düşük sıcaklık ve şok testinden geçmiş bu bilgisayar. Şöyle bir sağlamasını da yapalım. Son olarak ses deneyiminden de bahsedip hemen donanımına geçeceğim. Harman kardon ses sistemiyle de beraber geliyor ve ayrıca içerisindeki amfi ile sesi yükseltebiliyorsunuz. My Asus uygulaması üzerinden sesi daha da yükseltebiliyorsunuz ve böylece özellikle iyi bir amfiniz varsa, iyi bir kulaklığınız varsa ses tamamen ayrı bir boyuta geçiyor. Bu konuda gerçekten başarılı. My Asus'tan sesi de yükseltmeyi unutmayın. O bayağı işi değiştiriyor. Ve gelelim donanıma. Intel'in yeni nesil Evo platformuna sahip bir bilgisayar. İncelediğimiz Asus Zenbook OLED 14 2024 modeli. Kullandığımız bilgisayar bu konfigürasyondaki en güçlü bilgisayar. Intel Core Ultra 9 185H işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemci 2.3 GHz'inde çalışıyor. 24 4 megabayt keşe e sahip hızını 5.1 GHz'e kadar çıkartabiliyor bu işlemci. 16 fiziksel çekirdek var. Sanal olarak 22 çekirdekmiş gibi de çalışıyor ve ayrıca Intel'in AI Boost adlı NPU yani yapay zeka ünitesini de fiziksel olarak içerisinde bulunduruyor. Yani bir önceki nesil işlemcilerde fiziksel bir yapay zeka birimi yoktu ama Intel yeni seri işlemcilerinde yapay zeka birimini de ekledi. Onu da hatırlatayım arkadaşlar. Ayrıca Intel'in bir önceki nesilde Iris Xe grafik birimini kullandığını görüyorduk ve ayrıca bu yeni nesil işlemcide Intel Arc grafik birimini kullanmış. Yani bu bilgisayarlarda giriş seviyesinde oyunda oynayabiliyorsunuz. Intel Arc Graphics, Intel XE'ye göre işleri biraz daha değiştirmiş ve bu bize neler katıyor? E şimdi sadece oyun olarak düşünmeyelim. Bu bilgisayarlar direkt oyun özelinde üretilmiyor. Özellikle içerik üreticileri ya da çalışan profesyoneller ve günlük yüksek pil ömrüyle bilgisayar deneyimlemek, üstün bir taşınabilir yeteneğiyle bunu deneyimlemek isteyenler için üretiliyor. Düşündüğümüzde Intel Iris XE'ye göre ark grafik yapay zeka birimini de eklediğimizde mesela CapCut, Premiere Pro ya da bir Adobe Photoshop uygulamalarında artık yazılımsal olarak yapay zekadan ziyade donanımsal yapay zeka desteği de kullanılmaya başladı. E sizin grafik biriminiz daha iyileşince yapay zeka içinde bir NPU ünitesi eklendiğinde bilgisayar çok daha hızlı render alabiliyor ya da yapay zeka ile görsel değişikliklerinde daha hızlı tepkiler verebiliyor. Ve şöyle de düşünebiliriz önümüzdeki yıllarda yapay zeka uygulamaları hayatımıza girdik bu bilgisayarın işlemcisindeki yapay zeka ünitesi bir önceki nesil işlemcilere göre bize bir avantaj katacak sevgili izleyenler. O yüzden 14. nesil işlemcilerle 13. nesil işlemciler arasında böyle ciddi bir fark bulunuyor. Zaten performans testleriyle beraber deneyimlerimizde de sizlere onları göstereceğiz. Şimdi dilerseniz bilgisayarın diğer özelliklerine bakalım. İncelediğimiz bilgisayar 32 GB RAM'e sahip. LPDDR 5X formunda anakartı gömülü yapıda. 32 GB RAM var. 16'lık konfigürasyon da var genelde çift kanallı olarak çalışıyor. Siz aldığınızda yükseltmeyi düşünmeyin. Çünkü onboard bir RAM var arkadaşlar. Onu da altın çizeyim. Yani satın alma kararınızda RAM kararı önemli. 16 ya da 32 istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Ama RAM'ler LPDDR5X sonradan ekleme yapmanız zor. İncelediğimiz bilgisayarda 1TB boyutunda NVMe tabanlı PCI Express 4.0 SSD'de kullanılmış. Zaten performans testlerine baktığımızda bu SSD'nin de performansından bahsedeceğiz. Evet bağlantı teknolojilerinden de bahsetmiştim. Wi-Fi 6 e ile beraber Bluetooth 5.3 gibi modern bağlantıları da destekliyor ve dilerseniz test sonuçlarına bakalım ve ardından biraz oyun oynayalım. Biraz yapay zeka ile bir Photoshop'ta bilgisayarı zorlayalım. Bir CapCut Premier kullanalım bakalım nasıl bir deneyim sunuyormuş. İlk testimiz Cinebench 2024. Cinebench 2024'te işlemcinin çoklu çekirdek skoru 636 işlemcinin tek çekirdek skoru ise 104. 3DMark Time Spy testinde ise 2847 puan aldı. İşlemci aynı testte 7380 puan alırken grafik birimi ise 2569 puan aldı. SSD'nin performansına bakacak olduğumuzda okuma tarafında saniyede 1041 megabayt saniye. Yazma tarafında da saniyede 3563 megabayt saniyelik bir performans gösterdi. Evet bu bilgisayar bir oyun bilgisayarı değil ama Iris XE'den arka geçildiğinde grafik tarafında da performans artışı olmuş ve bunu normal gündelik hayatta da hissediyorsunuz. Mesela Counter Strike 2 gibi bir oyunu daha akıcı bir şekilde arada sıkılmamak için oynayacağınız oyunları da bu bilgisayarda çok rahat bir şekilde oynatabiliyorsunuz ve NPU dediğimiz yapay zeka ünitesiyle de beraber işte Adobe Photoshop'ta ya da Premiere Pro'da ya da pek çok uygulamalarda bulunan artık yapay zeka özelliklerinde donanımsal olarak hızlandırılmayla beraber gerçekleştirdiğiniz için performansa da bir avantaja dönüşüyor. Tabi bu işlemciler yeni çıktı. Önümüzdeki günlerde hem uygulamaların geçireceği güncel güncellemelerle hem yeni çıkacak uygulamalarla hem de Windows'taki güncellemelerle beraber bence bu işlemcilerden alınan verim daha da artacaktır. Ya da en azından MPU yapay zeka ünitesi olmayan işlemcilerle olan işlemciler arasındaki fark biraz daha ekosisteme bağlı olmak üzere bir yıl içerisinde daha da artacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar gelelim pile. Bu bilgisayarın pili ne kadar gidiyor? Güzel söylüyorsun. İyi özellikler varmış. Anlattın. Sağ olun. Ama pili ne kadar gidiyor diyecek olanlar için bu kısmı anlatmaya başlayalım. Asus'un verdiği rakamlara göre bir 15 saat, 16 saat pil ömrü bu bilgisayar sunuyor. Ama Windows bilgisayarlarda altını çizeli kullanım moduna göre, sistem ayarlarınıza göre bu pil direkt oynaklık gösterebiliyor. Yani tam performans modunda çalıştırıp ekran parlaklığını açıp kullandığınız uygulamada işlemciyi, grafik birimini, ethernet'i, varlısı ne kadar kullanıyorsa pil tabii ki de anlık değişiyor. Ama şu anda bu bilgisayar ekran maksimum parlaklıkta. Tüm bağlantılar açık, birkaç tane tarayıcı sekmesi açık, bir de Steam açık. 11 saat 8 dakika pil ömrü sunuyor ve %93 şu anda pil ömrü. Dediğim gibi normal çok da bir şeyler kapatmadan 12-13 saat kullanım ömrü gösterecektir, yakalayacaktır. Ama yoğun kullanımlarda bu daha da aşağı inebilir arkadaşlar. Onu da altını çizeyim. USB Type-C üzerinden Power Delivery destekli 65 wattlık bir adaptörle de bu bilgisayarı şarj edebilirsiniz. Bu bilgisayar kendiliğinden de güzel bir küçük kompakt adaptörle beraber geliyor. O da 65 wattlı. Yani başka bir adaptörle de şarj olabilmesi güzel. Kendi adaptörü de o bildiğimiz büyük notebook adaptörlerinden değil. Daha kompakt bir adaptörle beraber geliyor bu bilgisayara da yakışan bir şey olmuş. Peki bilgisayarın pili ne seviyede diyecek olursanız 75 watt saat gücünde 4 hücreli bir pil bu bilgisayarda kullanılmış arkadaşlar. Dediğim gibi bilgisayarın işlemcisinin performansını beğendim. Yani kısacası sevgili izleyenler Intel'in 11. nesilden günümüze kadar mobil işlemcilerde yaptığı en büyük değişiklik 14. nesil işlemcilerde diyebiliriz. Bu bilgisayarda da Core Ultra 185H işlemcisi vardı. 45 Watt TDP'ye sahip bu işlemci. Intel'in 11. nesilden bu yana ultra ince bilgisayarlarda yaşadığı sorunlara en azından güzel bir çözüm olmuş diyebilirim. Hem MPU ünitesi ekleniyor yani yapay zeka birimi var işlemcinin içerisinde işlemci içerisindeki grafik birimi daha performanslı olmuş hem de bu ultra ince olan bilgisayarlar için geliştirdiği işlemcilerde Intel biraz daha düşük özellikler kullanıyordu. Ama şimdi baktığımızda bu işlemcide de sanal olarak 22 çekirdeğe kadar çıktığını görüyoruz. Keşi de her şeyi de gerçekten performanslı ve bilgisayar hafifliğine göre, boyutlarına göre performanslı işler yapıyor. Ama bu bilgisayarda en çok neyi beğenecek olursanız ekranı çok beğendim. Onu da itiraf edeyim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı da unutmayın. 14. nesil işlemciyi nasıl buldunuz? Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.